üzere söz almış bulunmaktayım. Ancak şu anda sizlere maalesef üzülerek bir konuşma yapmak durumundayım. Ben yeni seçilen bir milletvekiliyim. Benim gibi yeni seçilen arkadaşlarımız da var bu mecliste. Sizler doğal olarak daha tecrübelisiniz. Ancak yine üzülerek söylüyorum ki sizler halktan kopmuşsunuz. Bakın burası milletin meclisi. Bize sadece vekalet verdiler. Bunu size hatırlatmak istiyorum. Milletvekilliğinin kelime anlamını unutmuşsunuz. Biz milletin vekiliyiz. Lütfen bunu hatırlayın. Milletin işi gücü var. Onlar kendi işlerinde çalışırken sadece bize vekalet verdiler. Niye verdiler? Bizim verdiğimiz vergilerden maaşınızı alın. Bizim refahımız, huzurumuz için çalışın. Protokollerde milleti temsil etmek milletvekilliği değildir. Bakın, siz ne istediyseniz bu millet verdi. Oy verdi, vergi verdi. Bir sürü fedakarlık yaptı. Bakın şimdi sıra sizde. Milletimiz gerçekten çok zor durumda. Özellikle elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamlar ve yükselen döviz kuru yaşamın her alanına zam olarak yansıdı. Geçim sıkıntısı had safhalara ulaştı. İnsanlar geçinemiyor, birbirlerine borçlarını ödeyemiyor, birbirlerinden kaçıyorlar. İnsanlar bakkaldan kaçıyor, ev sahibinden kaçıyor, marketten kaçıyor. Bir baba düşünün ki çocukları ondan bir şey isteyemesin diye çocuklar uyuduktan sonra eve giriyor. Biliyor musunuz? Önceden insanlar sebze meyvesini taze olsun diye pazara sabah saatlerinde çıkardı. Şimdi akşamüstü çıkıyorlar daha ucuz diye. Daha durumu kötü olanlar ne yapıyor biliyor musunuz? Gece karanlığında çıkıyor. Maalesef çöplerden sebze meyve topluyor. Marketten kuru gıda alışverişi daha içler acısı. Hele hele kasabı sorarsanız bu bir facia. Değerli milletvekilleri, bakın, öğrenciye beleşçi, esnafa fırsatçı, çiftçiye gözünü toprak doyursun, emeklilikte yaşa takılanlara devlete yük diyerek sorumluluktan kaçamazsınız. Şimdi en azından şunu yapalım. Bakın dolar 7.20 olduğu zaman, dolar kurunun 7.20 olduğu zaman elektrik ve doğalgaza yaklaşık %50 oranında zam yapıldı. O günden bugüne dolar 5.5'a indi. 5.50. Yani arada %30'luk bir düşüş var. Bunu niye fiyatlara yansıtmıyorsunuz? Yani o zaman 100 liraya aldığınız ürünü şu an 70 liraya alıyorsunuz. Vatandaşa yansıtın. Vatandaşın nefes alacağı bir alan yaratalım. Bakın elektrikte TRT payını kaldıralım. Kayıp kaçak bedelini ve sayaç okuma gibi saçma sapan bir şeyi buradan kaldıralım. Sayaç okuma bedeli nedir? Zaten bir hizmet veriyor. Buradan para kazanıyor. Çalıştırdığı insanın parasını da yine milletten alıyor. Kayıp kaçak bedeli. Firmalar bundan sorumlu. Gerekli önlemlerini alsınlar. Bunu da vatandaşın sırtına yüklemeyelim. Temel ihtiyaçlarda özel tüketim vergisini kaldıralım. KDV oranını %1'e çekelim. Bakın en azından temel ihtiyaçlarda bunu yapalım. Bakın eğer bunu yapmazsanız bir sosyal patlamaya sebep olacaksınız. İnsanlar birbiriyle kavga ediyor. Birbirlerine borçlarını ödeyemiyorlar. Geçim sıkıntısı nedeniyle çiftler boşanıyor. Bakın bu boşanan çiftlerin çocukları annesiz babasız büyüyecek. Bunun günahı vebali ağır olur. Allah rızası için milletimiz tarafından size verilen yetkiyi